solculuk diyebilirsiniz. Bugün kendisini demokratik sol olarak tanımlayanlardan farklı bir şey tabii ki bu. Fakat ben hiçbir zaman antikomünist olmadım. Ben non-komünistim. Yani komünist değildim. Ama antikomünist de değildim çünkü bu da bir doktrin ve bu da toplumun selameti için vaz edilmiş, ortaya konmuş bir şey. Sonra milliyetçilik. Ben tabi babamdan ötürü benim adamın doğu olması e, Turancı bir bir babanın oğlu olmam. Bakın bütün doğu e, evlatlarının adı doğu olan oğullarına doğu olan bütün babalar Turancıdır. Kaç tane general vardı doğu adında falan biliyorsunuz. E, çünkü onlar Türkiye'nin eldeki böyle yoksul doğusunu değil zaten elde o. Dünyanın doğusunu istiyorlardı. Büyük Türk İmparatorluğunu kurmak için. Ee, ve ben baktım bugün e, yani bugün dedim bulduğum Türkiye'deki milliyetçilik Türk'ün dünyadaki o saygın yerini aramak değildi. Türk'ün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde korunması ve kollanması ideolojisine indirgenmişti. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türk'ün korunması ve kollanması devletin kanatları altına Türk'ün sokulması ve diğer yurttaşlarına karşı Türkiye'nin Türklerin korunması demek diğer yurttaşlarını dışlayan bir Türkçülük anlayışıydı. Ben bunu hiç benimseyemedim. Yani ben e, Bozkurtların ölümü, Bozkurtların dili dirilişi e, kitaplarıyla falan büyüdüm. Ama e, o tür bir indirgemeci ve çatışmacı ülke sınırları içine sıkışmış bir milliyetçiliği de benimsemedim. O yüzden ne işte o marksist solcular beni benimsediler, ne de milliyetçiler beni benimsediler. Ben de benimsesinler falan diye uğraşmadım zaten. Ben Fevkalade bireyciliğimden ve kendi başıma yaptığım çalışmalardan çok memnundum. Ee, ve ben hep böyle tek başıma. Ee, ve bu ülkenin gerçeklerinden hareket ederek ama dediğim gibi Dünyada bugün sosyal bilimler, literatürünün vardığı noktadaki bütün o teorik tezlerle uyumlu. Yani Türkiye'den kalkarak yerelde araştırma yapıp evrensel metodolojiyle bunu açıklamaya çalışan bir tavrı bugüne kadar sürdürmüştüm. Işte. Bir, 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 bir birkaç şey var. Fay hattı var. Fakat en önemlisi devlet devletle toplum arasındaki e, mesafeli ilişkinin ve devletin toplum üzerindeki eee fire vermeyen kontrolünün azalmaya başladığı yani siyaset Siyasette devletin ana aktör olmaktan çıkıp toplumun ana aktör, toplumun e, içindeki çeşitli güçlerin ana aktörler olmaya başladığı e, şeyler, e, 90'lar diyeyim ve ondan sonra tabii Ak Parti'nin e, seçimle iktidara gelmesi. Aslında bakın Demokrat Parti ile başladı Anap'la bu ucu gözüken bir süreç bu. Hep devletin dışında toplumun siyasette ağırlığını göstermek için şeyleri çabaları, toplumun devlete karşı kendisinin nasıl yönetici, yönetileceğine ilişkin irade belirtimidir bu. Ve e, bu işte Demokrat Parti ile başladı Anap'la devam etti. Fakat hiçbir zaman devletin o çok sağlam toplum üzerindeki o sağlam ve kapsayıcı kontrolünü engelleyemedi ve her seferinde de askeri darbelerle o merkez bürokratik merkez isterseniz devlet toplum üzerindeki egemenliğini korudu. Ya devlete tabi olacaktı bir toplum ya da toplum devleti ve devletin aktörlerini siyaset dışına çıkartıp kendi kaderine hakim olacaktı. Bunu Demokrat Parti başaramadı. İşte ANAP denedi bir yere kadar getirdi. Şimdi AK Parti ile oldu bu. Bu ama AK Parti'nin kendi başına bir başarısı değildir. Bu toplumun artık gelişmesi, çeşitlenmesi ve gerek ekonomiyle gerek siyasetle kendi ağırlığını siyasete e, koyabilmesidir. Yani e, toplumda karar e, merkezleri artık e, bürokratiklikten e, popüler e, o, olanın onu yerine almasına doğru evrildiği için oldu. Cumhuriyet'in e, bir türlü ifade etmediği, bilinç altına ittiği bir travma vardır. Travma büyük bir e, kayıp, e, büyük bir e, sarsıntı demek. Bildiğiniz gibi. Koca bir imparatorluk kaybedildi. Ve bu imparatorluğun son dönemde yöneticiliğini yapan kesim Cumhuriyet'i kurdu. Şimdi bu büyük kaybın bir kere yok sayılması lazımdı ki yeni kurulan devleti yönetme meşruiyetini kaybetmesinler. İşte Osmanlı'nın parçalanması gibi bir travmada da, Farklı ulusal kimliklerin ortaya çıkması, bunların kendi devletlerine araması ki biz buna hep ihanet dedik. Halbuki onlar için bu bir ulusal kurtuluş mücadelesidir. Bizim için ihanettir. O yüzden içimizde bir daha böyle olmasın diye ne kadar farklılık varsa. Yani Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz siyasal coğrafyanın içindeki bütün bu farklılıkları ya yok etmeye çalıştık bir kısmını sürdük biliyorsunuz. Bir, kı bir kısmını da görmemezliğe geldik. Ee, ve o yüzden ta kuruluşundan beri Türkiye'de devletle toplum ve toplumun içinde de devletçe kendisine yakın görülenlerle görülmeyenler arasında hep gerilim oldu. Yani biz Cumhuriyeti bir ulus yaratma projesi olarak görmemize rağmen o ulusun var olduğu biçimiyle kabulüne dayanan değil, olması gerektiğine dayanan bir varsayımla hareket ettik. O yüzden çok çatışmalı bir süreç yaşadık. Hala bu çatışma sürüyor ve bu çatışmayı ancak yepyeni bir anayasa yapıp bu çoğulluğu benimseyen ve bu çoğulluğun içinden yeni bir siyasi ve hukuki kimlik üretmek gibi önümüzde çok önemli bir görev var. Tarihi bir görev var artık farklılıkları yok ederek değil bir arada yaşatabilecek hukuku ve siyaseti üretmek gereği önümüzdeki duran büyük meydan okumadır. Hukuk bir toplumun bireylerinin ve çeşitli kümelerinin bir arada kavga etmeden yaşamaları için gerekli kurallar bütünüdür. Şimdi bu kurallar bütününün de çeşitli e, ölçülere uyması lazım. Nedir bu? Haktır, insaftır, adalettir ve aynı zamanda da bütün bunların uluslararası düzeyde varmış olduğu ölçülerdir. Şimdi bu ölçülere dayalı bir hukuk olmalı. Ve bu hukukun da herkes için geçerli olmalı. Yani hiç kimseye ne ayrıcalık tanımalı ne de ayrımcılık yapmalı. Şimdi diyelim ki kırlardan kentlere göç var. İki nedenle var. Kırlar artık insanların modern taleplerini karşılayamıyor ama kentlerde bunları karşılayacak bir ortam var. İkincisi ee, üretim artık kara sabanla ve çok kişiyle yapılmıyor. Makinalar girdi. Fazla iş gücü var. Demek ki kırılar kentlere boşalacak. Göç diye bir olgu çıkıyor ortaya. Göç. Şimdi bu gücü yönetmek lazım. Şimdi bakın her yönetemediğiniz olgu sorun olur. Etnik e, sorun da budur. Etnik vaka diye bir şey, olgu diye bir şey vardır. Siz bunu yönetememişsiniz, sorun haline gelmiş. Sorun da bir sonuç doğurmuş, şiddet doğurmuş örneğin. Siz şiddetin üzerine problem olarak görüp daha büyük şiddetle girerseniz, giderseniz şiddeti yaygınlaştırır ve derinleştirirsiniz. Daha büyük acılarla. Ve böylece yönetilemeyen her olgunun bir sorun olmasını ...en sıcak, en yakıcı biçimde biz etnik konuda yaşadık. E dinde de böyle. Yani bırakmadık ki insanlar istedikleri gibi inansınlar... ...ve istedikleri gibi inançlarını yaşayabilsinler. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın dendi. Ve bakın inanç kültür alanına ilişkin bir olgudur. Ve biz siyaseten müdahale edince ona o da siyaseten karşılık verdi ve din siyasal, siyasallaştı. Ve ne dedik biz? Aman dinin siyasallaşmasına izin vermeyin. Halbuki biz dine karışarak zaten onu siyasallaştırmıştık. Anlatabiliyor muyum? Yani yönetilemeyen her olgu sorun olur. Her sorunda nedenlerini incelemeden sonucu üzerinden değerlendirilirse çok daha vahim yani kangrenleşir daha doğrusu. Ben Amerika'da okurken bile bir hippi hareketi vardı biliyorsunuz ee, ve onlar kendileri komünlerini kurmuşlardı. Biz artık Amerika Birleşik Devletlerinin e, idari yapısında yer almak istemiyoruz diyorlardı. Ee, siyah panterler kurulmuştu, bir siyah devlet kurma e, talebindeydiler ama bu, bu mümkün değildi ve kısa zaman sonra zaten bundan vazgeçildi. Önemli olan şudur. Bugün hukuk standartlarının varmış olduğu yer düzeyde bireyin ne hakları vardır. Bu haklar eğer